bu ülkedeki mültecileri biz göndermeyeceğiz. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. AKP hükümetinin yanlış sığınmacı ve mülteci politikası onu gündeme taşıdı. Yaptığı çıkışlar, eylemleri, bu konudaki sert söylemleri çok tartışıldı, tartışılıyor. Kırılgan ve dikkatle söz söylenmesi gereken mülteci konusunda iktidarın yanlışlarının sonucu olan toplumdaki tepkinin nabzını iyi tuttu. Ümit Özdağ. Bu dosyanın konusu kendisi. Merhaba çocuklar. Başkanım diye bağırıyorlarmış. Kaderin cilvesi şu ki Ümit Özdağ da bir göçmen aslında. Kafkaslardan Anadolu'ya göç etmiş bir ailenin ferdi. Osmanlı-Rus savaşlarının ardından o topraklarda huzur kalmayınca zulümden kaçarak Anadolu'ya sığınan yüz binlerce aileden biri onun ailesi. Aslen Dağıstan kökenli Kumuk Türklerinden. Babası 27 Mayıs darbesinde fiili olarak yer alan Kurmay Yüzbaşı Muzaffer Özdağ sadece fiili olarak katılmadı darbenin tanınan simalarından. Darbenin ardından iktidarın seçimler yoluyla sivil siyasete devredilmesine karşı olan, askerde kalmasını isteyen isimlerden. Sonradan darbeci arkadaşları tarafından sürgüne gönderilen 14'ler grubundan. Sürgünde, Tokyo'da 1961 yılında doğan oğlunun ismi de Ümit. Sürgün ve göç aile köklerine yabancı değil yani. Ümit Özdağ da aslında bu anlamda göçmen. Tokyo ile bitmedi göçmenliği. Üniversiteyi Almanya'da Münih'te tamamladı. Son yıllarda göç ve mülteciler konusunda en etkili planlamayı yapan Almanya'nın o zamanki halleri mi onu kızgın yaptı, yoksa ideolojisinin gereğini mi yapıyor, bunu kestirmek zor. Türkiye'nin bütün sorunlarının kökeninde bu büyük kavimler göçünü görüyoruz. Üniversite kariyeri, MHP'den milletvekilliği, Bahçeli'ye bayrak açıp partiden kopuşu, İyi Parti'nin kurulması, Meral Akşener ve Koray Aydın'la oluşturduğu üç benzemezler troikası. Ümit Özdağ'ın kariyerinin kırılma noktalarından. İyi Parti'nin kuruluşundaki benzemezler arasındaki yapısal bozukluk kendini erken ele verdi. Fazla durmadı, istifa etti partiden. Akşener beni ihraç edecek kadar cesur değildir ama ben İyi Parti'den istifa ediyorum. Şimdi kurduğu Zafer Partisi ile siyasete devam ediyor. Seveninin hayran, sevmeyenlerinin nefret ettiği kişilerden. Partiyi kurduğu günden beri yaptığı siyaset sadece mülteciler, sığınmacılar, yabancılar üstüne kurulu gibi. AKP'nin mülteci ve sığınmacı konusunda o kadar yanlışı var ki, Ümit Özdağ 100 yıl siyaset yapsa malzemesi bitmeyecek. Ümit Özdağ da öyle yapıyor. Mülteci ve göç politikası olmayan Türkiye'de nabzı iyi tutuyor, tepkileri gözlemliyor, haliyle yaptığı çıkışlar onu görünür kılıyor. Zafer Partisi olarak söz veriyoruz. Bu ülkede bir tane sığınmacı kalmayacak. Hepsi ülkelerine dönecek. O kadar sert ki bu konuda, toptancı bir yaklaşımla gönderelim diyor yabancı kim varsa. Özellikle Suriyeliler ve son dönemde artan Afganlara yönelik çıkışları fazla. Suriyeliler de yollayacağız, Afganlar da yollayacağız. Sadece kayıt dışı mülteci sorunu da değil alanı. Türk vatandaşı olmuş, iş yeri açmış yabancıların dükkanına giriyor ve kimlik soruyor. Rol çalıyor denemez, kendine rol biçiyor. Türkiye'den dönmek istemiyor musun? Kalmak mı istiyorsun? Ben burada. Vatandaş oldum mu? Bir gösterir misin kardeşim? Mülteciler konusunda yapılan her yanlışı değerlendiriyor. Gri tonları sevmediği için toptancı yaklaşımı onu hep sınırlarda gezdiriyor. Haklı olabileceği konuları haklı bir şekilde dile getirmeyip toptancılık yapınca iş zaman zaman anlaşılması zor bir noktaya geliyor. Suriyeliler Türkiye'de kalsın diyenler vatan hainleridir. Tayyip Erdoğan mülteciler konusunda politik menfaatçi yaklaşımla siyasetini kurarken Ümit Özdağ da bir nevi öyle. O da siyasetini yanlış uygulamalar üzerine kuruyor. Özdağ'ın hesabını anlamaksa pek de kolay olmuyor. Ne bunun cinsi ya? Oy güzelim beni. Bak Suriyelileri yollayacağız, sen kalacaksın bizle birlikte. En son yayınlanan Yüksek Seçim Kurulu listesinde partisinin ismi yok. Yani Zafer Partisi örgütlenme şartını yerine getirmediği için yarın seçim olsa seçime katılamaz. Anketlerde partisinin ismi bile yer almıyor. Kendisi dışında partide tanınan, bilinen bir isim yok. Ancak bu açıklamasıyla ilk defa ismi mülteciler dışında başka bir konuyla anılmış oldu. Açıklama çok konuşuldu, konuşulacağı da benziyor. Oy alabilecek kişinin Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu gördük. Burada biz Mansur Yavaş'ı Zafer Partisi olarak göreve çağırıyoruz.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini ortaya attı. Adayımız Mansur Yavaş dedi ve muhalefete Yavaş'ı aday gösterin diye seslendi. Mansur Yavaş'ın kendisi bile sahip çıkmadı bu teklife. Buna rağmen diretti, diretiyor, muhalefeti hamleye zorluyor. Açıklamalar benim rızamın dışında, bilgim dışında, ben de görevimin başındayım. Zafer Partisi'nin neden Mansur Yavaş'ın ismini öne sürdüğü konusunda birçok spekülasyon yapıldı. Ümit Özdağ doğru söylüyor, spekülasyon da soru işareti de çok. Yaptığı hamleler şimdiden muhalefetin koz ihtimallerini azaltıyor. Muhalefeti hata yapmaya zorluyor diyenler bile var. Altılı masa olarak bilinen muhalefet bileşenleri çok hassas ve kırılgan yapıda çünkü. Altılı ittifak bileşenleri, ana muhalefet lideri, eski AKP'li başbakan, AKP'nin ekonomi politikasını yürüten eski bir bakan, eski partisinin lideri derken ittifak rüzgar beğenmez cinsten. Öyle olunca teklifinde bit yeniği aranıyor. Özdağ da söylediği dışında başka ihtimale kapalı insanların sahip olduğu bir bakış açısı var. Tek kozu olanlardan, tek ihtimali oynayanlardan. Örneğin Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Kılıçdaroğlu ve Erdoğan kalsa ne yaparsınız sorusuna net cevap veremiyor. Sonradan Erdoğan'ı desteklemeyiz açıklaması yapsa da topu kitlesine atıyor. İkinci turda Erdoğan'ı mı yoksa Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyeceksiniz diyorlar. Şimdi bu çok stratejik bir soru. Aşırı milliyetçi, Türkçü damar Türkiye'de her zaman oldu. Bazıları bunu dini değerlerle harman ederken çoğu ulusalcılık tezgahından geçti. Türkiye gibi toplumlarda ulusalcılık olarak adlandırılan yaklaşım, medeni toplumlarda faşizm olarak niteleniyor. Ümit Özdağ neyi neyle harman edecek bilinmez ama ideolojisinin bel kemiğini aşırı milliyetçi ve ulusalcı siyaset oluşturuyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış sürecinde çok acı travmalar yaşandı. Özdağ o mirası sahipleniyor. Ermeni tehciriyle ilgili acı olayın yıl dönümünde 24 Nisan'da projenin mimarı Talat Paşa'nın resmini paylaşıyor, Ermenistan'la Türkiye arasında kapalı bulunan sınır kapısının adını Talat Paşa yapalım diyor. Akkaya sınır kapısının adının Talat Paşa sınır kapısı olarak değiştirilmesini. Sözlerine tepki gösteren HDP milletvekili Garopaylan'a sen de Talat Paşa deneyimini paylaşacaksın şeklinde cevap veriyor. Türkiye'de siyaset erbabının ittifak edeceği üzere telaffuz etmesi tehlikeli konular bunlar. Kimin mirasına, kimin koltuğuna oynadığının cevabı yok. Türkiye'yi yönetse Erdoğan'a mı benzer, Bahçeli'ye mi veya nevi şahsına münhasır biri mi olur kestirmek zor. Bu konuda aydınlatıcı bilgi henüz yok. Özdağ'ın çarşı pazar gezip yabancı dilde yazılan levhaları bile paylaşması dikkat topluyor. İngilizce levhalar değil, onları yıllar içinde oluşan normallikle karşılıyor ama Arapça levha görünce dayanamıyor. Ümit Özdağ Almanya'da üniversite okudu. Almanya'nın şehirlerinde Türkçe levhaları gördüğünde ne hissettiğini hiç anlatmadı. Türk sokakları, levhaları, dönercilerini görünce onu sevindirecek normallik, AKP sayesinde kontrolsüz ve kısa sürede gerçekleşince bunun meyvelerini toplamaya devam edecek. Zafer Partisi olarak Beşer Esad'la görüşeceğiz. Vatanlarınıza dönmeniz için bir çalışma yapacağız. Derdimiz Ümit Özdağ eleştirisi veya övgüsü yapmak değil, olanı anlatmak. Ama şu ana kadar yaşananlar hikayenin sonucuna ilişkin bir fikir vermiyor. Hem kişiliği, hem geçtiği yollar, hem siyaseti büyüyen bir soru işareti olarak Türkiye siyasetinde var olmaya devam ediyor. Zaman geçtikçe, konular çoğaldıkça fotoğrafı netleşmiyor, daha da bulanıklaşıyor. Senelerce bu ülkede istihbaratçı yetiştirdim, polis yetiştirdim. Bana bilgi de veriyorlar. Evet. Ama resmi bir bilgi mi veriyor yoksa? Resmi bir... Bunu resmi nasıl versinler ya? Bana bilgi de veriyorlar. İroni katmaya imkan vermeyen katı siyaseti Ümit Özdağ nereye taşır bilinmez. Ama dosyada izlediğiniz kediyle girdiği diyalog üzerinden bir gerçeküstü çıkarım yapılsa, soru işaretleriyle dolu olan Ümit Özdağ hakkında bilgi verebilir belki. Konuştuğu kedi Scottish cinsi bir kedi, aslen İskoçyalı. Abartmayı seven bir kişi bu dosyayı yazsaydı Ümit Özdağ'ın aslen Türk cinsi bir kediyle konuşmamasının dikkate değer bir tezat oluşturduğunu söylerdi. Evliya Çelebi hikayelerine meraklı bir başkası hazırlasa bu haberi daha fazlasını yapardı. Önce kedinin Türkiye'de yetişen bir cins olmadığı bilgisini verirdi bize. Sonra da o kedinin Özdağ'la konuşurken nutkunun tutulduğunu, ana vatanına gönderileceği korkusunu yaşadığını anlatırdı. Ne bunun cinsi ya? Scottish Shepherd. Oy üzelim beni. Bak,
Suriyelileri yollayacağız, sen kalacaksın. Biz de birlikte, sen çok tatlısın.